Daha bir şey görmedik. Dur bakalım, yeni çıktık yola. Uzun sokağın ortasından girdik ama. Aynen, geri döneceğiz. Burada ama şimdi şöyle bir şey var Mete. Birazcık böyle bir Beyoğlu havası seziyorsun burada değil mi? Neyi seziyorum? Taksim havası. Ha, var. Şuralar güzel bakıyor. Aynen. Şöyle etrafı da göster. Ara sokaklar güzel ya. Arada bir şey var. Afiyet. Mete Bey, beğendiniz mi mekanı? Mekanda herkes, bütün çalışanlar Trabzonspor forması gibi. Neden acaba? Neden acaba? Bugün özel mi? Normalde de böyle mi? Normalde de böyle bir diye düşünüyorum. Ama bir ekstra. Olabilir. Şey var mı? Esnaf lokantası havası var biraz böyle. Var var. Ne var çiçekten? Mete beğendin mi? Bakayım. Nasıl? Etin tadı bir farklı değil mi? Reklam olması için değil. Erkan'ın sevdiği bir yer var İstanbul'da. He. Orayla kıyaslanır mı bilmiyorum. Ben de bakayım. Bak. Erkan'ı getirmek lazım. Ben biliyorum Erkan'ın sevdiği yeri de. Çok beğendim. Beğeniyor musun? Kardeşim nasıl yemekler? 10 numara. Beğendim. Sütlaç nasıl? Adı neydi? Sütlaç iyiydi. Sütlaç sen çok beğenmedin. Ama döneri çok beğendim. Döner bayağı erici zaten. Şey bir adını alalım dükkanın da. Adı şey Muharrem Usta. Muharrem mi? Eski kulüp başkanı da Muharrem Usta'ydı. Ha. İsim benzerliği bence. Ha, şunu istersen çek orayı da. Bu kadar reklama gerek yok. Beğendik ama sonuçta. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? TSK Club'ı sana forma alıyoruz. Bana. Tabii stada formasız girmek yasak oğlum. Sana forması forma olmayanlar da çiz kardeşim. Benim formam var ki abi. Arkasına şey alacağım. 61, pardon 58 Mete yazdıracağız Sivas'ta. Benim korkum şu. İçimden ses beni dövdüreceksin diyor içeride taraftarlar ama ondan biraz tırsıyorum. Olabilir, videonun başında sana bağıra bağıra söylemiş onlar. O kısımdan biraz gerginim ben. Hani bu kayda geçsin. Eğer ben dayak yersem bugün suçlusu Ömer Murat'dır. Onu söyleyeyim. Ben bağıra bağıra videonun adını söyleyeceğim sana şimdi. şu takımın arkadaşımı dövdürdüm. Şey peki... Anadolu'ların içinde mi olacağız? Tabii direkt içindeyiz. Seni başka yere sokmamız. Kesin dayak yedim o zamandan. Tabii. Ben şey yapacağım böyle baktım maç böyle tehlikeye giriyor, sıkıntıya giriyor. Direkt diyeceğim ki Mete kardeşim diyeceğim. Sen diyeceğim hangi takım. Lanetlediniz aramızda Fenerli var çünkü deyip bunu gösterecektim ben. Bak Mete sen bile biletini erkenden aldın. Bu insanlar almadı kardeşim. İşi bileceksin abi. Ya. Burada uzun kuyruklar var şu an. Ama bilet de kalmadı. Yani. 7 bin tane falan bilet kalmadı. Baksana. Görmemiş gibi. Soralım mı ona? Ne dedi? Şu binanın oradan aşağıda soldan dolaşacaksın. Yapacağız. Bak biz arabayı şuraya bırakmıştık. Fener maçına geldiğimizde. Belediyenin otoparkı orası mı? Ha orası. Kapanmış ama bak yavaş yavaş hareketleniyor. Formalı insan sayısı artıyor. Ki burada zaten formasızlar ne yapacak peki? Formasızlar gidemiyor kardeşim. Seni ne yapacağız o zaman? Formasızlara yasak. Hani şampiyonluk kutlamasında elektronik müzikle falan bayağı izlendi dünya çapında. İzlemedin mi? Buna nasıl çıktılar lan? Ay çıkmış, tırmanmış adam. O şu dev ekran şuradaydı. Tamam mı? O videonun çıktığı yerde şu Cemil Usta'nın üstü var ya. Hı hı. Balkon. Ha. Oradan. Oradan çekmiş adam. Yanındaymış hemen. Taşımışlar. Evet. Geleyim mi? Tam oldu ha. Aha.
bir boy büyüğünü bile alabilirsin belki ama. Dön bakayım. Bu tam oldu. Omuzlar tam. Ama biraz kilo alırsak şişersek büyürsek. Şişeceğin gibi yakın zamanda. Evet. Olmazsa... Gel. Aynen, bu tam oldu çünkü. Evet. Mete şimdi senin forman yok. Ne yapacağız? Benimki arabada. Beğendin mi formayı? Beğendim. Bunu ben zaten gözüme kestirmiştim. Yakıştı ha. Eyvallah. Harbiden siyah bu sene diğer formalardan çok daha güzel. Şurada kahve içelim mi? Vallahi olur. Çok ondan sonra yürürüz. Konuş. Nasıl buldun Trabzon meydanı? Meydan gayet güzel vallahi. Sessiz, biraz daha İstanbul'a nazaran daha sakin. Kalabalık ama baymıyor. Tatlı. Ara sokaklarını çok beğendim. Ara sokaklar bayağı iyi. Nesi mesela iyi İstanbul'la karşılaştırıldığında? Daha tarihi hissettiriyor böyle. Ara sokaklar daha boş, daha tenha. Mekanlara daha çok giresim geliyor böyle gördüğüm zaman. Bir curcuna yok yani. Değil. Aslında bir de maç günü yani. Ona rağmen boş geldi bana biraz. Şimdi... İstanbul'dan sonra. Biraz daha kalabalıklaşıyor tabii maç saatinde. Normal canım artık. Ama genel kalabalığı bu nüfusu kaç gider Trabzon? Hemen soralım. Google'a. Meydanı güzel ya. Trabzon'un merkezini ben beğendim yani. Arkadaşlar hala endişem var. Hiç rahat değilim. Ömer bana öyle en son bir şaka yapacak gibi hissediyorum. Günün sonunda. Böyle maçın tam ortasında böyle bu Mete Fenerli diyecek ve daha sonrasında ben neden kamerayı kendine çekmek istedim? Biraz sessiz söylemek isterim. Yerin kulağı vardır, belli olmaz. Böyle endişelerim var. Hani bunlar kayda geçsin arkadaşlar. Ya ben seni çekeyim ama istiyorsan. Akbank. İstiklal Caddesi boş. İstiklal de sen yeter misin? Ha bak buraydı. Dediğim. Merhaba açık ya. Dikkat et. Evet Ömer maça gitmeden önce bir ısıtmak istedi bizi bir. Isıtmak istedim. Mete'ye sevdiği şarkıyı açtı. Lan marş açacaktım. Ben abi. Trabzon'da en sevdiğim şarkıyla başlamak istedim. Veriyorum. Ver coşkuyu. Kısık kısık ver biraz daha. Başkandan da sana selam olsun da sana. Başkandan da sana selam olsun da sana. Komik Ostat'ın etrafındayız, geldik, bir çay içtik, oturduk. Şimdi deniz tarafına doğru gidiyoruz. Bilmeyenler için burası dolgu alan komple. Bu şekilde bayağı büyük bir alan. Komple denizi doldurup yapılmış bir stadyum bu stadyum. Mete kardeşim hayatındaki ikinci maçına belki de doğal güzellik olarak Türkiye'nin en güzel stadına geldiğini düşünüyorum ben. Bak bir tarafı deniz önünde. Bak şu atmosfere bak. Bir tarafı da böyle dağ manzarası kardeşim. Çayımızı içtik.
Henüz curcuna yok, belki de ondan bilmiyorum yani. Şu an evet, daha maça ne kadar var bakalım. Ama yine de ilk izlenim güzel. Maç saat 6 desek 5.46, maç 8.30'da. Daha 2 saat 45 dakikamız var maça. Ama gene iyi, ama alan bayağı büyük ya. Yani. Evet. İstediğin yere git. Yani Trabzon'da yaşayan biri, hani ben dahil, bir sahile böyle gelip de sahil kenarında oturup bütün günümü geçireyim. Yok, hani İstanbul'daki gibi mesela. Biz ne yapıyoruz? Maltepe sahile gidiyoruz değil mi? Yeşilliğin içine, arabalı seslerinden uzak. Öyle bir ihtiyacı yok. Öyle bir gerekliliği yok burada. Adam yaylaya çıkıyor. Köyünde zaten sessiz sakin yaşıyor. Öyle bir atmosfer var burada. Trabzon merkez buradan başlıyor Akgezi. Yani bu kadar arkası var şu ileriki dağın. Tepedeki ev beleş tepe olarak nitelendirilebilir mi? Bence çok görmez, çok uzak. Bir de o kadar bakış açısı yoktur. Bir de şimdi ben burada yaşasam, tamam mı? Kombinelere baktım geçen. Kanka 8 bin lira. Zaten hani bir maç bileti ortalama 700-800 lira, 1000 lira. Yani 10 maç fiyatına bütün senenin maçlarına gidiyorsun. Artı Ziraat Kupası, Avrupa maçı falan dahil bunlara. Yani 17 maç garanti gidiyorsun. Burada lig maçı. Ekstra olarak bir de Avrupa maçın, işte kupa maçın vesairem var. Şeyi merak ediyor musun? Hani böyle stada girdim. Senin gittiğin maç sonuçta milli maçtı. Tamam mı? Bunlar altyapıdaki çocuklar. Top toplayıcı oluyorlar ya. Onlar altyapıda oynayan çocuklar. Muhtemelen bunlar. Şey var. Yabancı plaka var. Aynen. Ağırlıklı Deutschland. Aynen. Şey de var. Sen söyle. İstanbul, Ankara falan da bak, şu hepsi 34, 41, ha, 54, şey 34, 34, bak 45, hep yani yabancı aynen, plaka da var. Çok az. Bence bugünkü maçın full, yani stat full şu anda. Full olmasının bir sebebi de bu diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, Trabzon insanı, burada yaşayan insan eleştiriyor, tamam mı? Ama stadı doldurmak, lisanslı ürün almak, tabii ki bunda ekonomik faktörler de var ama yani bugün kahvede izlediğin zaman maç sana 2'de çay içsen 200 liraya geliyor yani. Evet. Anladın mı? Burada yaşıyorsun abi. Madem seviyorsun, şey yapıyorsun, o kadar da maça gidip destek vereceksin. Bir de sezon başı bizim taraftarda şöyle bir şey vardır. Biz lig başlasın abi, 3-4 hafta geçsin, takım nasıl oynuyor, baktı 3'te 3, 4'te 4 yapıyor ya da çok güzel gidiyor, stadı o zaman doldurmaya başlıyor. Evet, evet Mete, Airsoft'tan alışıksın sen. Yapıştır bakayım. Oğlum rezil olmayalım. Hadi yap, çıkarsın Mete. Sırtında teçhizatla çıkıyorsun sen burayı. Yürü Mete. Helal olsun, bas. Bas. Asker bas. Evet. Bravo. Şimdi ben geleyim. Biraz diken bir dikkatli ya. Ayakkabımın altı da düz. Kayıyor tabanlar biraz. Hop. Kendi biraz daha. Bah. Kolay gelsin. Bir maçta şuradan iyi, şuradan düşeriz. Bir maçta önemli olan şey nedir biliyor musun? Neydir? Tükürük köftesi. Kesinlikle katılıyorum. Bir saniye. Bu kamera mı? Evet. Tamam. Kamera yani şey. Kamera. Abi atmam ya, deli değilim ya. Action, action 3. Alıyoruz herhalde. Tabii tabii al ya. Nereden al? Atacak değil bu adam bunu. Ne bileyim. Kaç tane de bunun fiyatı? 12. Dörtlerime denk geliyor ya. Eyvallah. Abiler çözdü mevzuyu, gördüm işte abi. Yani 12 bin lira şey de atıyorsa bırakın atsın yani adam abi. Ya ben... Evet, yeşili görüyoruz biraz sonra. Çok net gözüküyor lan sağ. Oh,
1 numara Çocuk Uğurcan. 5 numara Trezeguet çok mu genç oğlum? 32 yaşında. O 34 yaşında yani. Ben anlamıyorum ya. Nesini beğeniyor bu adamı? Nesini oynatıyor ben anlamıyorum. Bir şey alıyor mu orada? Bahçeler mi yapıyorsunuz? Hadi bir de volleyin atmış. Maç akımda kalıcı oldu en azından. Her şey aklımda. Attığımız gole kadar her şeyi hatırlıyorum yani.